O bedbahtlar bazı ehli imanın imanları beraber olduğu halde ve bir kısım ehli ilmin ahireti tam bildikleri halde onlara iltihak delaletiyle bilerek ve severek hayat-ı dünyeviyeyi dine ve ahirete, yani elması tanıdığı ve bulduğu halde 5 paralık şişeyi ona tercih etmek gibi sefahati hayatı dini hissiyata muannidane tercih edip dinsizlik ile iftihar ederler. Bu cümlenin bu asra bir hususiyeti var. Yani şimdi bir inkılap olmuş. Bir değişiklik olmuş. Buna değişiklik dememek lazım. Yani bütün örfü, adeti, ananeyi, dini, imanı neyi varsa ters yüz etmiş bir hareket. Ne yapmış? Bütün o eski insanları da ortadan kaldırmış, gökten yeni insanlar mı indirmiş? Yok. Dün medreseyi bitiren, alim derecesinde ilmi olan, Kur'an hattına esas alan, ilahir, yani fevkalade ilme sahip insanlar, onlar bu devrin içine girdiler yani. Ve sesini çıkaramadılar. Seslerini çıkaramadılar. İltihak ettiler. İltihak ettiler. Bu herife biz buna tapıyoruz diyen adam senelerce medresede Allah'a tapılması lazım geldiğinin ilmini yaptı. Allah'tan başka şerik yoktur. Allah'tan başka kainat nizamını kuracak, idare edecek kimse yoktur. Bunun ilmini senelerce medrese tahsili yaptı. 20-25 sene medrese tahsili yaptı. Hangi okuldan mezun olursa olsun medrese alimi kadar bilgileri vardı yani. Şimdiki gibi değil. Böyle olduğu halde seslerini çıkarmadılar. Ona iltihak ettiler. Ona iltihak ettiler. Kabul ettiler. O bildiklerinin %100 aksine, 80 derece tersine kitaplar yazdılar. Coğrafyalar yazdılar, tarihler yazdılar, matematikler yazdılar. Evet. Yani elması elmas bildiği halde, onun tahsilini yaptığı halde cam parçasını ona tercih etti. Daha bizim zamanımızda 1980 ihtilalinde mühim bir hadise oldu. Çok mühim hadiseler oldu da bizim yönümüzden mühim olan şeyi söylüyorum. Teravih namazını vaktinde kıldırmamaya başladılar. İhtilalin ilk seneleri. Yani 1 saat sonra teravih kılın. Ve cuma da ona göre oldu. Mesai saatine göre. Öyle bir oyunlar oynadılar. Ya ben radyodan dinliyorum. O zaman televizyon yok. Radyodan dinliyorum. Aynen şöyle diyor. Korkulan olmadı. Her ne kadar kuvvetli bir, sıkı bir emniyet tertibatı alındıysa da insanlar geldiler, namazlarını kılıp çekip gittiler. Herhangi bir gürültü çıkmadı. Aynı şey hutbeyi Türkçe okumak meselesinde oldu. İlk defa Süleymaniye'de 1927'de oldu. O bir tane şey var, müzisyen. Saadettin Kaynak. Hepsi alim bunların, hepsi alim. Hafız zaten. Hafız. Ona simikon giydirdiler, kravat taktılar, bilmediler. Ve Süleymaniye'de çok kuvvetli bir emniyet tertibatı aldılar. Herhangi birisi çıkar bir şey. Orada 5000 kişi, 10.000 kişi, 15.000 kişi Süleymaniye dolu ağzına kadar, 15.000 kişi. Hutbeyi dinlediler. İlk defa dinliyor Türkçe hutbe, ilk defa. Dini değiştiriyor yani. Bir tek itiraz yok.
Ve gazeteler bunu manşet yaptı o zaman. Hiç itiraz olmadan kabul ettiler. Herkes kabul etti. Biliyor ama biliyor. Biliyor. Bu elması tanıyor. Elmasın tahsilini yapmış. Elmas elinde ama o çamurun içindeki, pisliğin içindeki cam parçasını alıyor, elmasa atıyor. Bu zamanın hastalığı bu. Bu asra mahsus bir hastalık bu. Bundan evvel böyle bir şey yok. Bu asra mahsus bir hastalık. Bu cümlenin bu asra bir hususiyeti var. Çünkü hiçbir asır böyle bir tarzı göstermemiş. Sair asırlarda o ehli dalalet ahireti bilmiyor ve inkar ediyor. Elması elmas bilmiyor, dünyayı tercih ediyor. Evet, ya burada söyleyecek ya başka yerde. Öyle darbeler atıyorlar ki hayat damarlarını kesiyorlar İslam diyor. Yani bir insan mesela elektrik tahsili yapmış, bir mühendisliğini yapmış, bilmem ne eğitimini yapmış bir adam bir köyü, bir şehri nasıl elektriksiz bırakır? O onu biliyor. Nereye müdahale edeceğini biliyor o. Nereye müdahale edeceğini biliyor. Bir vatandaşı, benim gibi bir adamı gönder, burayı elektriksiz bırak. Çıkar direğe, teli koparacağım diyerek kendisi de gider. Teli de koparsa bir semtin elektriğini keser, başka bir şey yapamaz. Yani bunlar İslam'ı en üst seviyede tahsil etmiş insanlar. Neresine darbe vursam felç olur. Hayatı biter, İslam'ı biter. İşte bunlardan birisi kıyafettir. Örf, adet, anane ve kıyafet. Avamın imanını bu muhafaza ediyor. Beşinci şurayı okuyacağız bundan sonra. Ta başında söyler. Avamın imanını örf, adet ve anane ve kıyafet muhafaza eder. Avam başka şeyden anlamaz. Şimdi bir alim düşün. Yani çok yüksek bir alim düşün. Kravatlı bilmem ne züttürü bir herif. Çünkü yolda gidiyor. Bu Anadolu'da kim ona hürmet eder? Bana bir tane söyleyin bakalım. Ama herif ilim dolu Küp gibi. Basmış ilmi. Ömer Nasuhi Bilmen de, işte Elmalı Hamdi yazır efendi de, kim dersen de. Takım elbise, kravat gidiyor. Buna kim adam diye bakar yani Anadolu'da. Ama benim gibi hiçbir şey bilmeyen bir adam sarığıyla, cübbesiyle, sadece sünnet seneye ittiba için asasını almış gidiyor. Çok mühim şeyler var yani. Bizim bu Aziz Mendi hadisesi büyük bir iş. Tam 60 sene sonra çıkmış. Bir devre 60 senede biter. Doğanşehir'de bizim arkadaşlar orada işe gidip gelirken veyahut da başka şey yaparken orada bazı evlerde Yunus Emre'yi, Mevlana'yı hatırlatıyor diye çıkıp kadınlar pencerede oturup onların geçmesini beklerlermiş. Bir Müslüman görelim diye. Olmuş vakalar bunlar. Bunlar olmuş vakalar. Daha bunun gibi çok vaka var. Onun üzerinde durmayalım. Yani örf, adet, anane ve kıyafet avam müsliminin imanını muhafaza ediyor. Bediüzzaman tespiti bu, benim değil. Beşinci şuranın başında söylüyor bunu. Onun için buraya ilk darbeyi vurdular. Sebebi bu. Onun için üstad diyor, öyle darbeler vuruyorlar ki hayat damarını koparıyorlar İslam diyor. İslam'ın hayat damarını koparıyor. Hürmeti kırıyorlar. Hulusi Bey, Allah rahmet etsin, anlattı. Elazığ'da şey var, halt evi var. Halk evde halt derdi, Hulusi Bey ona halt evli derdi. Halt evi. O halt evinin
Harput'taki mezar taşlarının Bismillahirrahmanirrahim yazılı, Ya Gaffar yazılı olan şeylerini, taşlarını getirmişler. O halt evinin girişinde yere döşemişler. Mermer olarak. Ona basıyor, içeri geçiyor yani. Orası hep Bismillahirrahmanirrahim taşlar. Besmele'yi çiğnemeden içeri giremiyor. Onlardan bir paşa, artık hangisiyse, gelmiş, basacak olmuş. Ya yapmayın, yapmayın, yapmayın. Bu kadar olmaz demiş ya, bu kadar olmaz. Bismillah'ı çiğnettirmeyin bize, olmaz bu demiş ya. Her şeyi yaptınız, bu mu kaldı yani? Ve oranın mezar taşlarını o halt evinin lağım çukuruna kullanıyorlar. Yahu şimdi insanda bir şey olur yani, bir Allah inat diye bir şey vermiş ya. Yani tersine, zıddına var ya, zıddına, inadına. Onlar nasıl inadına, orada tabir geçti yukarıda. İnadına İslam'a düşmanlar, inadına. Yani akıl, fikir, ilim, hiçbir şey yok. İnadına. Müslümanlıksa düşman. Lan hiç olmazsa sende de bir imanın tezahürü olsun. Kemalistse düşman. Kemalizmse düşman. Bitti. Efendim bu tarafı iyiymiş, şu tarafı iyiymiş. Bana hangi firavunu gösterebilirsiniz ki bütün işleri milletin zararına olmuş? Yok. Yani firavun, Ramses bilmem ne, hepsi bunlar memleketine su getirmişler, kümkan yapmışlar, yol yapmışlar, ekmek getirmişler, bilmem ne etmişler yani. Firavunluk başka, o iş başka. Yani insanda bir ne bileyim, Elazığ'da mertlik, erkeklik derler de bu biraz daha ileri bir safhası. Biraz insanda inatlaşma vardır ya, inatlaşma. İnatlaşma, bu siz İslam'a böyle mi yaptınız? Sizin her şeyinizi reddediyoruz. Ben bazı sözler söylüyorum, çığırını açıyor. Ama öyle yapılacak yani bu. Allah o günü bana gösterirse Diyanet Reisi'ni çağıracağım. Kelime-i şehadet getir bakayım diyeceğim. Bu getirecek. Buyurun biz getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bizimki hakikisi. Ona diyelim kelime-i şehadet getir. Vallahi yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Sen demokratik laik sistemin İslam düşmanlığının bayraktarlığını yapıyorsun. Senin bu söylediğin yalan. Buna delilim Hulusi Bey'in hayatındaki bir hadise. Dediler ki diyor, o zaman zannediyorum Şemsettin Yeşil olması lazım. İsim vermedi Hulusi Bey. Çok parlak bir şeydi o zaman. Vaiz. Dediler ki Şemsettin Yeşil bir hoca dedi. Hulusi Bey isim vermedi yani, günaha girmeyeyim. Süleymaniye kürsüsünde Risale-i Nur okuyor. Allah Allah. Gittim diyordu. Resmi elbiseyle gittim. Tam şeyin, minberin altında oturdum. Baktım hakikaten diyor Risale-i Nur okumaya başladı. O okudukça diyor, aynen söylediği, yüksek sesle yalan söylüyorsun. O okuyor, ben diyorum ki yalan söylüyorsun. Okudu Risale-i Nur'a. Bu inceliği anlamaya firaset lazım. Bu inceliği anlamaya firaset lazım. İhtilalde 80 ihtilalinden sonra bir Kur'an-ı Kerim bastılar. Mealli bir Kur'an-ı Kerim bastılar. Saadettin Evrin diye birisi, paşa, alim, Osmanlı tabası. Onun mealini bastılar, şeyli, altın yaldızlı. Onu siz görmediniz. Altın yaldızlı.
Ben getirdim eve, soba tutuşturdum ondan. Altın yaldızlı, öyle mükemmel bir baskı. Ama vicdan diyor ki bunlar insanları kandırmak, Allah'ın nizamından uzaklaştırmak için bunu yapıyorlar. Herif o Evren Hoca'nın oğlu denilen o herif, lanetullah. Bu köylü yollarının bilhassa Tunceli mıntıkasına ne kadar otobüs durağı varsa birer mescit yaptırdı. Böyle hokkabazlıklar Türkiye'de görüldü yani. Ne kadar otobüs durağı varsa, hani otobüs durağı yolda, birer mescit yaptırdı oraya. Aleviler ne yaptı orayı? Tuvalet olarak kullandılar. Hissediyor, hissediyor. Bu adamın derdi İslam değil diyor. Bu adamın derdi başka. Yani biz insan olarak, bir Müslüman olarak, onların inatlaşarak İslam dediği her şeye düşmanlık yapmasına karşılık, ya sende hiç mi insanlık, hiç mi Müslümanlık, hiç mi vicdan yok, hiç mi erkeklik? Yani erkeklik, kadınlıkla erkeklik arasında recul Allah diyor onlara. Hiç mi reculiyet yok sende? Erkeklikle kadınlıkla alakası yok bu işin. Direnç, küfre karşı direnç. La ilahe illallah, yalan söylüyorsun. Haysiyetsiz herif. La ilahe illallah diyen adam, demokratik, laik, kemalist sistemin düşmanı olur. Sen la ilahe illallah diyerek insanları kandırıp kemalist nizama adapte ediyorsun.